Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için UniCrypt Network'ten bahsedeceğim. UniCrypt Network bizlere nasıl bir faydalar sağlayacaktır? Bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi DeFi projeleriyle ilgili benim birçok videolarım var. Türkçe ve İngilizce olarak seslendirmesini yapıyorum. Ve bu projeleri inceliyoruz. Bakıyoruz ki bu şirketler, bu işler nasıl yürüyor. Ve diğerleriyle ilgili işte bilgiler almaya çalışıyoruz. Bugün de sizler için Unicraft Network'tan DeFi Service platformundan bahsedeceğim. Bu platforma ne işe yarıyor? Bunun amacı nedir? Bununla ilgili birçok yerlerde bilgiler var. Mesela Crypto Adventure'de burada Unicraft ile ilgili bilgiler veriliyor. Burada İngilizce bilgiler var ve bunu Türkçe yapacağım ve sizler için aktaracağım. Bakalım neler aittir. UniCrypt yeni projelerin karşılaştığı en acil sorunlardan biri olan yatırımcı güvenini çözmeye çalışan bir blok zinciri ekosistemi ve likidite kilitleme mekanizmasıdır. Bu platform sektördeki yeni projelerde daha fazla güven inşa etmek için tasarlanmış çeşitli protokoller sunuyor ve özellikle UniCrypt sezgisel yaklaşımı ile Uniswap satın alımlarıyla ilişkili burada sınırlandırma ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ve dolandırıcıdan çık diye bir slogan atmışlar. UniCrypt'in birinci amacı yatırımcı risklerini azaltmaktır. Şu anda Uniswap yatırımcıları protokol kullanılarak zarara açık bırakılıyor. Yeni projeler sürekli olarak platforma geliyor. Ne yazık ki bu firmaların hepsinin niyeti iyi değil. Bu projelerin Uniswap havuzlarından aniden ikliğe çekmeye başlaması giderek daha yaygın hale geliyor. Bu durum çok sayıda DeFi protokolünün tanıtılmasıyla daha da kötüleşti. Hepsinden kötüsü bu senaryo yatırımcıları çantayı elinde tutuyor. Çünkü başından beri geliştiricinin kötü niyetli farkında değillerdi. UniCrypt'in faydaları nedir arkadaşlar? UniCrypt ekosistemi eşsiz likidite yoluyla piyasadan halı çeker riskini azaltıyor. Ve bu kilitleme mekanizmaları yatırımcılara proje geliştiricilerin bu fonları tüketmemesini sağlıyor. Açıkça yeni projeler havuzlarını başlatmadan önce likiditelerini karşılaştırılan bir süre kilitlemeyi kabul ediyorlar. Ve burada basit arayüz, deflasyon yönetim, daha fazla staking seçenekleri, gelişmiş tarım türü yani farming olayı, UniCrypt'ın çalışma şekli ve diğerleriyle ilgili bilgiler alıyoruz. UniCrypt, Uniswap'taki likidite havuzlarıyla birlikte çalışmak üzere oluşturuldu. Önemlisi Uniswap likidite havuzları herhangi bir ERC-20 token çiftliği için bir ticaret merkezi olarak çalışıyor. Her iki token de piyasayı başlatan kadar her havuz sıfıra bakiye ile başlar. Özellikle UniCrypt şu anda UniGX ve UniGL çiftlerini kullanarak Uniswap ve likidite sağladıkları için çiftleri ödüllendiriliyor. Likidite dolabı, verim tarımı, UniGX ve UniGL jetonları ile ilgili burada bilgiler var. Aynı zamanda başka bir bilgilerde de burada da DeFi projesinin amacı, işte platform ile ilgili olan diğer önemli bilgiler, confidence ve stratejileri, multi token stratejisi, yield farming olayı, UniCrypt expense'leri ile ilgili bilgileri alıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada UniCrypt Network'taki UniGX ve UniGL tokenlarını görüyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi 49 dolara UniGX var ve UniGL'de 2.21 dolar ve Liquidity Farming'de bu UniGL token'ı Liquidity Farming'de kullanılan token'dir ve 174 bin dolarlık bir burada işte hacim var ve diğerlerinde ise bu hacim 387 bin dolar. Ve burada dokumentler var, locker'lar var, yield farming, UniGL airdrop var, swap işlemi var. Ve aynı zamanda 48 milyon dolarlık bir burada işlerden bahsediliyor, projelerden bahsediliyor. Ve burada bu token'da 720 bin dolarlık bir farm olayından bahsediliyor. Şimdi burada DOX bölümü var. Biz DOX bölümüne giderek arkadaşlar UniCX token'ın, UniCL token'ın ne olmasını ve aynı zamanda yield farming olayını anlayacağız. UniCrypt'ın bir DeFi projesi olmalı ve DApps projelerine, tekliflerine, smart kontratlar vasıtasıyla bir yardımcı olduğu ile ilgili bilgiler yer alıyor. Burada UniCX token'ine gelelim arkadaşlar. UniCX token'ında UniCrypt platformunda kullanıldığı ve 50 bin total supply'da 50 bin token'in olduğunu ve churn'da 49 binin olduğu ve 1000'in de burned yani yandırıldığı söyleniliyor. Ve burada fiyatının 49 dolar olduğunu görüyoruz. Market cap ise 2 milyon 414 bin dolar. Biz bunu Etherscan üzerinde ve Uniswap üzerinde de takip edebiliriz. Bakalım bunlarda da bakalım sistemin çalışma şeklini nasıl çalışmasına. Uniswap'a gidelim bakalım.
Ulysses token'ı nedir ve nasıl çalışıyor? Bu açılana kadar burada bir örnek işlemine bakalım. Burada diyor ki her bir Ulysses token'ı DeFi ve Uniswap aynı zamanda Ethereum platformu üzerinde yakılmaya maruz kalıyor. Bu nasıldır arkadaşlar? Burada bir ücretler ödüyoruz ya. Bu işte o ücretler yakılıyor. O token sıradan çıkıyor ve bu da token'ın azalmasına ve fiyatının yükselmesine neden oluyor. Burada da 1800'leri Uniswap'ta liquidity olduğu yani likvit olarak burada bilgiler yer alıyor. Uniswap'ta da bu token'ı görüyoruz arkadaşlar. Burada Anderset diyelim. Uniswap ve Ethereum üzerinde. Burada 308 bin dolarlık bir likidite görüyoruz ve 125 bin dolarlık bir volume var burada. Burada 376 dolarlık da bir fee ödenmiş. Pool'da 3137 Unichex token'ı var ve burada da biz değişimleri görüyoruz. Ve aynı contract adresine baktığımız zaman Unicraft Unichex token'ını görüyoruz. Burada contract'la ilgili olanları ve burada işlemleri görüyoruz. Ve token'ın ne olması ile ilgili bilgi alıyoruz. Ve geri dönelim arkadaşlar. Bir de Uniswap token'ı var. Unisel token'ı nedir? Unisel token'ı ise arkadaşlar Unicraft Yield Farming platformunda kullanılan bir token'dur. Yani biz para yatırıyoruz ve burada Unisel token'larını satın alıyoruz ve bununla da para kazanmış oluyoruz. Unisel token'ların supply'ı, toplam supply'ı 143.198 Unisel token ve fiyatı 2.21 dolar. Total de market cap'i 316 bin dolar arkadaşlar. Ve burada da Uniswap Pair ile ilgili olarak Uniswap DEX, Uniswap Oval, DeFi projelerinde de değişim olaylarından bahsediyor. Swap işlemleri gerçekleşiyor. Burada da arkadaşlar Uniswap ve Etherscan üzerinden bu token'a da bakalım. Bu da ERC20 token'ı bu arada Uniswap'de ve LP token'larını kazanmış oluyoruz biz. Ve kazandığımız token'ları tabii ki değişim yaparak biz para kazanabiliyoruz ve böylelikle Unisel ve Unixx tokenları birlikte faaliyet gösteriyor. Evet arkadaşlar, şimdi Etherscan üzerine geldik. Burada görmüş olduğunuz gibi Unisel tokenını görüyoruz. 2.20 dolar değerinde tokenı, onun yaratıcısını ve burada işlemleri görebiliyoruz. Contract adresini görebiliyoruz Unisel tokenla ilgili olarak. Compiler versiyonunu ve diğer işte import sollarını, of ve Immutable Set 3 tane import edilmiş token var ve böylelikle de bunu görüyoruz ve burada da Unisel token'ını görüyoruz. 2.20 dolar değerinde Ethereum bazında 64 bin dolarlık bir likvidit var burada ve 9.681 dolarlık bir volume ve 29 dolar ödenişme olmuştur. Pool'da 14.570 Unisel var ve 54 Ethereum var. Burada da görmüş olduğunuz gibi Ethereum ve Unisel tokenlarını birbirleriyle değişim yapabiliyoruz. Ve buradan geri dönelim arkadaşlar. Ve Yield Farming nedir? Burada hesap sayfası var. Yani biz hesap kullanıyoruz. Token sayfası var. Token sayfasını kullanıyoruz ve farm kartlar var. Biz farm kartları alarak para kazanmaya kendimize açık hale getiriyoruz. How to Farm bölümünde burada Farm Unicraft'a girdiğimizi, Unisel ve Vetif olduğunu ve burada işlemlerin sırasıyla Supply olduğu, Farm Unicraft'te işlemlerin gittiğini ve the application'lardan olduğunu görüyoruz ve burada nasıl para çekilmesiyle ilgili olarak da burada 0.3'lük bir Uniswap yüzdesinin kesinti yaptığını söylüyor. Farm Unicrypt Network üzerinden biz LP tokenlarını kazanıyoruz ve CoinGecko'da da görebiliriz diyor. Ve aynı zamanda Ethereum UnitX üzerinden işlemler gerçekleşiyor. Burada overview var. Biz mobile application üzerinden de bunu takip edebiliriz. Bakın burada da gösteriyor nasıl çalıştığını ve aynı zamanda farm nasıl yaratılıyor. Burada farm generation'da 1 Ethereum ve artı %1'lik farm fields var. Burada view audit giderek auditine bakabilirsiniz. Ve orada Kovan farm var burada ve smart contract'la ilgili bilgiler var. Farm faktörünü görebilirsiniz. Mainnet'te ve Kovan'da var. Mainnet'i görüyoruz ve aynı zamanda bakın Mainnet'e bakalım. Burada farm generator var. Biz bunu da görmüşler. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi contract creator adresini ve diğer adresleri de buradan görüyoruz. Burada contract adresini ve işte diğer developerları ve diğerlerini de görüyoruz. Ve burada da view audit diyerek arkadaşlar farm generatorının da auditini böylelikle görmüş oluyoruz arkadaşlar. Burada certificate unique rights'lar, smart contract adresleri, Uniswap farm sol linklerini de aynı zamanda görebiliyoruz. Ve burada locker'lar var. Locker'lar nedir arkadaşlar? Locker'larla ilgili sertifikalara bakın burada. Cyber security standartları da var.
Chainsaw ilgili olarak. Burada Medium kanalı var. Medium kanalını da aynı zamanda takip edebiliriz Unicraft'ın. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi Medium üzerinde de burada Locker ve ikilerle ilgili olan bilgiler var. Speech Presale var. Ve burada referallarla ilgili bilgi var arkadaşlar. Burada referral programını görüyoruz. Ve referral programı ile ilgili Redmore diyerek bilgi alalım. Şimdi bu bilgileri aldığımız zaman projenin de nasıl çalıştığını görmüş olacağız. Ve burada söylüyor ki yeni bir özellik geldi buraya. Ve işte takım üyelerinin getirdiği her bir müşteri için locker olunan hesapta $150 değerinde 0.225 Ethereum denk gelen 5 unit ZX token verilecektir. Ve burada da söylüyor ki 5 unit token sizin hesabınızda her üye geldikçe burada verilecektir. Ve bunun 0.1 Ethereum'u size aittir. Ve 1 Ethereum'a kadar da locking fee alınıyor. Buradan böyle bir bilgi veriliyor. Ve burada arkadaşlar tokenla ilgili olan, Uniswap işlemleriyle ilgili olan bilgileri alıyoruz. Ve bu referral işlemiyle ilgili olarak da burada resmi görüyoruz arkadaşlar. Bakın 5 Locker referral programında 5 UniZX kazanıyoruz. Find Project Unicrypt Locker'lardan alıyoruz. RC20 tokenlı adreslerini referallar üzerinde görüyoruz ve 0.225 Ethereum her projeden, her katılımcıdan böylelikle kar payı alıyoruz arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi bunları gördük. Ve burada About Us bölümünden de incelemelerini yaptık. Şimdi arkadaşlar burada Unicel Airdrop var. Bu bir airdrop'tu. Bu bence bitmeliydi. Şimdi bakalım bu airdrop nedir arkadaşlar. Airdrop'la ilgili olarak burada LP tokenlarınız claim adresleri var. Aynı zamanda Connect Wallet diyerek Unicel Let's Go diyoruz. Ve burada söylüyor ki bu bitmiştir arkadaşlar airdrop işi. Ve burada yield farming olayına bakalım. Bu farm adresine yönlendiriliyoruz. Ve burada söylüyor ki bu hesaba girmek için accept diyerek gitmeliyiz. Ve burada 0.3 fee ödemek zorundayız. Accept diyerek biz farm'a dahil oluyoruz. Ve burada $719,000'lık bir farm var. Connect Wallet diyerek biz Metamask üzerine veya diğerlerine bağlanabiliriz. Ya da Crypt Farm diyebiliriz. Bir farm oluşturabiliriz burada. Burada Unicel farmını görüyoruz. Bakın 56 binlik bir üye, 47 üye katılmış, 79 üye, 18 üye, 71 üye farm open diyebiliriz. Open vet üzerinde, open USDT üzerinde, farm Unicel, Unisix vet üzerinde farm işlemlerini görüyoruz. Bakın burada da farmları görebiliriz. Burada Crypt Farm diyerek arkadaşlar Metamask'da, Coinbase'de veya Wallet Connect'te bağlanarak işlemleri yapabilirsiniz. Burada account bölümüne geliyoruz. Ve burada connect diyerek yine de mesela Metamask üzerinden bağlantı yapalım. Metamask üzerinden bağlantıya devam edebiliriz. Şimdi Metamask'tan bağlantıya next diyelim. Next evet. Şimdi burada bizim hesabımız gözüküyor. Ve burada account'a girerek view farm diyerek farmımızı görebiliriz. Ya da işte burada crypt farm diyerek de bakın burada işte ne vereceğiz, neler olacağız. Buradan ilgili Cantoni ile diyerek bakın hangisini yapmak istiyorsunuz, hangi tokenden yapmak istiyorsunuz seçiyorsunuz ve Uniswap Pay ile seçiyorsunuz. Burada API'ye gelirleri seçip Cantoni diyerek farmı da oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Burada menü var. Menüde de yine bu Unibot ve Swap işlemlerini görüyoruz. Mesela Swap işlemine gidelim arkadaşlar. Swap işlemi nedir? Burada UniCX'e dahil oluyor. Metamask diyelim arkadaşlar. Şimdi Metamask üzerinde yeniden bir bağlantı sağladık. Ve burada görmüş olduğunuz gibi siz de swap rate'i 4000 UniCX tokenını UniCX'e değiştim yapıyoruz. Bakın burada da swap işleminde buradan görmüş oluyoruz. Ve aynı zamanda aynı sayfaya giderek de buradaki swap işlemini de görmüş oluyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle arkadaşlar bu proje ile ilgili olan bilgileri sizlere aktarıyorum. Burada sosyal medya kanallarına da gidebiliriz. Sosyal medya kanallarına baktığınız zaman Telegram adresinde de giderek bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda bu referral olayını burada da vermiş. Ve proje ile ilgili bilgileri burada da paylaşılıyor. DeFi projesi ve bunlarla ilgili bilgiler. Bakın burada da Uniclap ile ilgili olan bir
düzeltimden bahsediliyor. Yeni bilgiler olduğu zaman, yeni herhangi bir şey olduğu zaman, bu Telegram olsun, Medium olsun, ya da işte Twitter olsun, ya diğerlerinde de bilgiler alabiliyorsunuz. Bakın Blacks Exchange bununla ilgili bir değişime katılmış ve ona teşekkür ediyorlar. Coinchain Salting ile ilgili bir audit işlemi gerçekleşmiş ve bundan işte birçok bilgileri de böylelikle alabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, proje ile ilgili bilgi vermek gerekirse, bu projenin işte daha verimli bir proje olması, diğerlerin gibi dandik olmaması bizlere bu platformu daha da sevdiriyor ve burada 49 dolardan, 8 dolardan, işte 2 dolardan, 3 dolardan işlem geliyorsa, bu demek ki iyi bir platform olması ve farming olayının burada gerçekleşmesi, swap işleminin gerçekleşmesiyle ilgili güzel bir DeFi projesi olduğunu diyebilirim. Kendinize iyi bakın.